Evet sevgili izleyiciler, siyaseten devam ediyor. Az önce Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları Tevfik Topçu ve Fevzi Zırhlıoğlu'ydu konuğumuz. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayı Orhan Sarıbal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, sizin için tabii bugünün çok da böyle bir önemi yok değil mi? Listeler zaten ön seçimle beraber Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili isimlerini belirlemişti. Evet. Her ne kadar yasal ve teknik anlamda mümkün görünmese de kontenjan olasılığı üzerinde ciddi kulisler ve iddialar da vardı. Bugün öyle bir şeyin olmadığını da çok net gördük hep beraber. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ön seçimde CHP üyelerinin verdiği oylarla seçilen isimlerle 7 Haziran seçimlerine gidiyor. Orhan Sarıbal da 3. sırada. Evet. Evet, birazcık bugünü Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti milletvekili listelerini isterseniz azıcık yorumlayalım karşılıklı. Nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlardan farkı ne? Bir defa teşekkür ediyorum öncelikle. İyi akşamlar diliyorum tekrar. Tabii çok farkı var, onu paylaşmak lazım. Evet. En büyük fark Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanın ifadesiyle halkın iktidarını kuracağı öngörüsüyle yaptığımız bu seçim strateji ve seçim planı doğrultusunda ön seçim yapmakla, hatta kendisini de ön seçime tabi tutarak Türkiye siyasal tarihine önemli bir not düşmüştür. Bunu paylaşmak gerekiyor. Artık Cumhuriyet Halk Partili üyeler kendi seçtikleri milletvekilleriyle temsil edilecekler. Bu anlamıyla bakıldığında bizim diğer şu anda seçime giden hiçbir partiyle bir bağımızın olmadığını çok net görmek zorundayız. Tamamen farklı bir yöntemle bu süreci belirlediğimizi anlamak durumundayız. O yüzden bizim için çok anlamlı. Hani bugün dediğiniz gibi evet biz sorunumuzu bir hafta önce, 10 gün önce en seçimde tamamladık. Ama bu sadece öyle değil. Şu anda gerçekten üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı çok mutlu ve ciddi anlamda seçime hazırlar. Biz teşekkür ziyaretlerine gidiyoruz. Küçük küçük toplantılar yapıyoruz. Aynı heyecan, aynı birliktelik, aynı umut bütünüyle aktif ve üretken bir şekilde bizi destekler bir pozisyonda sürüyor. O yüzden hani çok şey söylemek istemem bu konuda diğer partiler adına, ama kendi partim adına ve kendi üyelerim adına bir demokrasi şöleniyle gerçekleştirdiğimiz ön seçim sonrasında 7 Haziran'a kesinlikle iktidar olacağımız mesajını vererek ve o kararlılıkla gidiyoruz. Tabii kısaca bir iki şeyden bahsetmek isterim. Tabii. Etmeden geçmek istemem. Yani Müezzinoğlu'nun Bursa'dan birinci sıra aday olması bizim için vahimdir. Çünkü daha dün bir öğretmenin Yalova'dan Bursa'ya gelirken yolda vefat etmesi, Yalova'dan Bursa'ya kadar bir koroner ünitesinin olmaması ve ona bakılmadan yolda vefat etmesi manidardır. Eğer hani bunu bir de yakın tarihte bir Japon mühendisin köprüyle ilgili harikirisini düşündüğümüz zaman, bir de aynı zamanda Ukrayna meclisinde bir bürokratın yaptığı işler sonrası eline kelepçe vurulmasını göz önüne aldığımızda Türkiye siyasetinin etik ve ahlaki olarak çok daha ileriye taşınması gerektiğini iddia ediyoruz. O yüzden biz milletvekili adayları olarak ve adayları olarak kesinlikle etik koşulları göz önüne aldığımızda bizim için çok açık söyleyeceğimiz bazı şeyler var. Biz Bursa'yı Müezzinoğlu'nun başına yıkacağız. Biz Bursa'da birinci parti olarak çıkacağız. Çünkü Bursa'da yoğun olarak hasta olan dostlarımız yer bulamazken, Yalova'ya, yetmez Bilecik'e, yetmez Eskişehir'e sevk edilirken, Sağlık Bakanı ne iş yapar diye biz soru sorarken, sokaklarda daha dün akşam bir valinin bir öğretmene etik olmayan davranışlar sonucu bir arkadaşımızın, bir sendikalı yoldaşımızın, bir sendikalı öğretmenimizin yolda kaybetmek, hem de kalp kriziyle kaybetmek ve yaklaşık yolda 2 saat geçiriyor olmasından sonra hakikaten Bursa'da birinci sırada Sağlık Bakanı'nın olması bizim için siyaseten çok avantajdır, ama Türkiye siyaseti açısından, Türkiye toplumunun sağlığı açısından kötüdür. Bunu mutlaka elimizden geldiğince en iyi şekilde değerlendireceğiz ve Bursa'da halkın adayları olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından seçilmiş olan biz aday arkadaşlar bununla ilgili bütün çalışmaları yapacağız. Ve Bursa'da bu seçilen milletvekili adayları üzerinden hareket ettiğimizde çok şanslı olduğumuzu, çok halktan yana olduğumuzu ve halktan dolayı geldiğimizden dolayı da şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden ben AKP milletvekili adaylarının bizim için çok büyük avantajlar oluşturduğunu, hani deyim yerindeyse gerçekten elimizi çok güçlendirdiğini,
çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Çünkü biz gerçekten, siz de buna tanıksınız, 70 günlük bir süreçte evet. tek tek ilme ilme işleyerek, en ince ayrıntılarına kadar giderek, köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, kahve toplantıları, ilçe temsilcilik toplantıları yaparak üyelerimizle buluştuk. Bizi tanıdılar, ne olduğumuzu gördüler ve çok özgür iradeleriyle seçim yapıp adaylarını tespit ettiler. Oysa şu anda sadece makam ve mevkiyle atanmış milletvekilleriyle biz karşı karşıyayız. O yüzden çok farklı olarak görüyoruz. Bunlar halkın milletvekilleri değil, atanmış milletvekilleri, seçilmiş milletvekilleri konumundalar. O nedenle Bursa halkının tekrar bunu çok net bir şekilde görmesi, çok net şekilde ortaya koyması gerekiyor. Eğer Türkiye'de sağlık sorunları bitmişse, Türkiye'de sağlık sorunları tamamen çözülmüşse, evet denebilir ki, evet bir bakanın Bursa'dan milletvekili olması büyük avantajdır denebilir. Ama biz görüyoruz ki sağlık tamamen özelleşmiş. Artık hastanelerde insanlar hasta değil, birer müşteri konumundaysa, parası olmayanın yeterli ve düzenli sağlık alamayacağını da üst üste koyduğumuzda, evet yine özelde Bursa'da son 12 yılda sadece 2 ve 3 kamu hastanesi yapılmışken tam 20 tane özel hastane oluyor ise, biz bu bakanı sorgulayacağız. Bu bakanı mahalle mahalle, sokak sokak, miting miting, yer yer ciddi anlamda eleştireceğiz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olaya nasıl baktığını çok net bir şekilde anlatıp bizim için avantaj konumuna gelen bu milletvekili adaylarını kendimiz için bir avantaj sayıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi için gerçek bir iktidar yolunun açıldığını düşünüyoruz. Çok rahat bu konuda çalışmamızı sürdüreceğiz. Ama özellikle Bursa halkının elini vicdanına koyması gerektiğini, eğer burada bir sağlık sorunu çözülmüşse bu halkın, bu halkın eğitim sorunu çözülmüşse, bu halkın ekonomik sorunu çözülmüşse, bu halk yoksulluktan varsınlığa dönmüşse, bu halk gerçekten insanın yaşam koşullarını sürekli yukarıya doğru taşımışsa, o zaman oturup düşünecek, vicdanını eline koyacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarıyla diğer adayları çok net bir şekilde karşılaştırma şansı olacak. Ben MHP'li milletvekili adayları için çok söz söylemek durumunda değilim. Onlar da bizim gibi yeni bir şekilde ortaya çıkıyorlar ama fark olarak, evet biz halkın milletvekilleriyiz. Onlarsa atanmış ya da birilerinin seçtiği milletvekilleri olarak bu süreci götürecekler. Ben onlara da başarılar diliyorum. Ama her iki listenin de bize büyük avantajlar sağladığını sizlerle paylaşmak isterim. Peki olur da seçim sonuçları 7 Haziran'da MHP ile CHP'nin koalisyonu gündeme gelirse, Orhan Sarıbal buna nasıl bakar? Biz seçim sürecine başladığımızda, hı hı, ya da 7 Haziran süreci bizim için ne ifade ediyor meselesine bakmamız lazım. Buna cevaplayabilmem için. Hı. Müsaade ederseniz evet, eğer. Evet, buyurun. Şimdi Türkiye'yi bekleyen çok kritik temel bazı sorunlar var. Hı hı. Bakın, Türkiye iç barışını tüketme noktasına gelmiş. Bu ülkede artık ayrışmalar, ötekileştirmeler son noktaya ulaşmış. Dışarıda Suriye mesele üzerinden baktığınızda, Orta Doğu'da artık kimin ne yaptığı belli olmayan büyük bir savaşın olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bu savaşın iki boyutu var. Biri mezhepsel ve etnik savaş. Evet. Bir tanesi de enerji savaşı. Bu iki mesele üzerinden gittiğimizde Türkiye'yi 8 Haziran'da şöyle bir durum bekliyor. Ya bu ülkenin insanları kendileri için daha mutlu, daha güzel, daha barışçı, daha dostça ve bu ülkenin kaynaklarını onlarla paylaşan bir iktidarı seçecekler, ya da bu ülkenin insanları daha çok karanlığa doğru giden, uluslararası barışın tamamen tüketildiği, Türkiye'nin hem iç hem dış savaş ortamına sürüklendiği, ekonomik olarak istikrarsızlığın tamamen bugünlerde yaşandığı ve siyaseten güvensiz ve istikrarsız bir ortamın çok net olarak artık ortada olduğunu çok net şekilde görmek zorundayız. O yüzden bu ülkenin insanları bu ülkenin uçuruma gittiğini görmek zorunda. 8 Haziran anlamıyla söylüyorum. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Sorunuza daha rahat cevap vermek ve daha açıklayıcı olarak söylemek için söylüyorum. Bu ülkede Aysun Hanım, yaklaşık olarak 30 milyon yoksulluk altında yaşayan insan var. Hı hı. 20 milyon açlık sınırı altında yaşayan insan var ve 2 milyon aç insan var. Ve bu ülkenin bütün insanların borcu yaklaşık olarak 400 milyar TL. Yani hani deyim yerindeyse, bu ülkenin insanlar artık borcunu ödeyemez duruma gelmiş durumda. 8-10 milyon emeklimiz var. Emeklinin aldığı ücret elektrik, su, doğalgaz parasını ödemekten gayri bir işe yaramıyor.
Bu ülkenin işsizlik oranı her ne kadar %13 açıklansa bile gerçek işsizliğin biz %25 seviyesinde olduğunu biliyoruz. Ve dünyada 3. sırada olduğumuzu da net olarak biliyoruz. Son açıklanan rakamla beraber artık Türkiye dünyanın 3. en büyük işsizlik konumunda. Ve insani gelişmişlik değerlerine baktığımızda ülke yaklaşık olarak 67. ile 90. sıraları kapsamak durumunda. Oysa ne diyoruz biz? Bu ülkenin ekonomik varsıllığı dünyanın en büyük 20 ülkesinden bir tanesi. Nasıl oluyor da dünyanın en büyük 20 ülkesi içerisinde ekonomik büyüklük olarak yer alıyoruz ama insani gelişmişlik olarak 65'ten tutun da 90 hatta 103'e kadar gidiyor. İşte kadınların iş hayatına girmesi, daha çalışan insan sayısı ve refah düzeyi meselesi üzerinden baktığınızda böyle bir paradigma var. Şimdi öbür taraftan yine maalesef işsizlik çok yüksek boyutta olduğunu söyledik. Aynı zamanda hiç çalışamadığı halde yoksulluk içerisinde boğuşan ama hiç eli kıpırdamayan bir sürü insan var ve bunlar sadece yoksulluk yönetimiyle yönetiliyor mevcut siyasal iktidar tarafından. Nasıl yapılıyor? Kömürü veriliyor, karşı değiliz verilsin. 100 TL aylık veriliyor, karşı değiliz verilsin. Bunun gibi sadece yoksulluk yönetimine dair işte bizim emekliye iki bayram maaş vereceğiz meselesinden sonra, açıklamasından sonra hemen emeklilere 100 TL para verildi. Hani yoktu. Bize şey soruluyor. Hani siz para nereden bulacaksınız diye soruluyor. Ama kendileri 100 lirayı vermeyi hemen göğüsleyebiliyorlar. Yani demek ki bizim bir yalanı kırmamız lazım. Halka derdimizi anlatmamız lazım. O yüzden bizim 8 Haziran'da temel meselemiz AKP iktidarının bu ülkede yaptığı uyutma, yalan, talan sürecini durdurmamız lazım. Ortaya dökmemiz lazım. Halkımıza tek tek anlatmamız lazım. Yani 20 büyük ekonomi içerisinde olan bir ülke bugün yoksullukla boğuşuyorsa bunun nedenlerini anlatmamız lazım. Peki o 20 büyük ülke içerisinde olan o ekonomik zenginliği o zaman birileri götürüyor. Bu var olan bir para. Yok olan bir para değil. Var olduğu için biz 20 büyük ülke içerisinde değerlendiriliyoruz. İşte bunların tümünü tek tek yani bu ülkeyi Brezilya dizilerinden kurtarmamız lazım. Halkımız sadece dizi seyrediyor. Bunu geçmesi lazım. Halkımızın kendi gerçekleriyle yüz yüze kalmasını anlatmamız lazım. Göstermemiz lazım bunlara. Bu bizim sorumluluğumuz. O yüzden biz diyoruz, bizim hedefimiz bir, kesinlikle AKP iktidarını bitirmemiz lazım. Alaşağı etmemiz lazım. Bunun yolu mutlaka ve mutlaka tek başına iktidardır. Bunu sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz ve başaracağız. Eğer seçim sonucu bunun dışında bir tablo çıkarsa bizim en büyük hedefimiz AKP iktidarına son vermek. AKP iktidarına son vermek için koşullar hangi düzlemi gerektiriyorsa, hangi koşullarda hareket etmemiz gerektiriyorsa oturup yeniden düşüneceğiz. Ama şu anda 8 Haziran'daki temel hedefimiz tek başımıza iktidar olmak ve bu yalan talan düzenini yok etmek. Onun yerine başka bir dünya düzeni kurmak, başka bir ülke düzeni kurmak. Bunun için her türlü argümanın, her türlü olanağın, her türlü ekonomik varsılığın olduğunu düşünüyoruz. Bunu yerine getireceğiz ve yapacağız. Ama çok çalışacağız ve halkımıza bu gerçekleri anlatacağız. Peki, yani MHP diye sordum ama oldu da HDP'de barajı geçti. Üç partinin koalisyon yapması gerekti. Ona da aynı şekilde, aynı mesafede yaklaşır mı Cumhuriyet Halk Partisi? Aysun Hanım, bunun için hani soru güzel ama süreç olarak çok erken. Evet. Yani o yüzden... Koşullar, olasılıklar üzerine konuşuyoruz. Olasılıklar zaten. Üzerinde konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum. O günkü koşullar hani çok net söylüyorum. Gerçekten biz iktidar olabileceğimize, tek başımıza iktidar olabileceğimize inanan bir durumdayız. Çünkü birlik ve bütünlüğümüz var. Çok güzel bir çalışmamız var. Ön seçimde inanılmaz bir sinerji ve enerji kazandık. Bu enerji ve sinerjiyi biz 7 Haziran'a taşımak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bütün planlamalar yapılıyor. Çok güzel bir ekip kuruldu. Yüzlerce insanın çalışabileceği bir ortam yaratıldı ve hedefimiz 10 bin insanla Bursa'da birebir tek tek çalışabilmek, bütün kitle iletişim araçlarını sonuna kadar kullanabilmek, parti programlarını tek tek insanların okuyabileceği, görebileceği, anlayabileceği ortamlarda taşıyabilmek ve onlara ulaştırabilmek amacımız var. Ama dediğim gibi olmazsa olmaz hedefimiz AKP iktidarına son vermek. Bunun için seçim koşullarının sonucunda ne geliyorsa oturup yeniden düşüneceğiz, konuşacağız. Ülke çıkarı, bu ülke insanlığın çıkaracağı çıkarı ve geleceği için
ne gerekiyorsa onu yapmak için çaba sarf edeceğiz. Evet, az önce Brezilya dizileriyle Türk insanları uyutuyor dediniz ama sonuç itibariyle Brezilya dizilerinde hep şey görürdük biz, böyle tarımla uğraşan çiftçi ailelerin yaşamlarını evet. konu eden dizilerdi. Evet. Çok da hani kendimize sen yakın hissettiğimiz güzel sıcak diziler. Bizim dizilerimiz öyle değil. Bizim dizilerimiz çok zengin bir hayatı böyle çok afaki şeyleri ifade eden diziler. O yüzden Brezilya dizilerini seyretmeye bence devam edelim, keşke yayınlansa da. Buradan Brezilya'dan gelmişken, tabii bu anlamda ziraat mühendisi olduğun için ve bu oda akademik odalardaki ciddi çalışmalarını bildiğim için biraz da tarım sektörünü konuşmak istiyorum aslında. Yani Bursa eskiden bir tarım kentiydi. Hala öyle mi? Bursa hala tarım kenti. Hı hı. Ama tarım kenti tehdit ve tehlike altında. Hı. Bursa evet. tarım kenti ama tehlike altında. Bunu çok net bir kez daha söylüyorum. Bir defa tarım topraklarımız ciddi anlamda tehlike altında. Sanayiden ötürü mü? Sanayi, konut, ticaret alanlarının genişlemesi gibi imar planlamaları meselesi üzerinden bakıldığında Bursa'daki tarım toprakları ciddi anlamda tehlike altında. Özellikle ova merkezi, yani Akıniş'ten tutun, Serme, Barakvaki'den başlayarak bizim Demirtaş'ı biten noktaya kadar ovanın en kıymetli tarım alanları ciddi bir tehlike altında. Hı hı. Şöyle bir rakam verebilirim size. 1975'li yıllardan itibaren, yani Renault fabrikasının ve Tofaş'ın Bursa'ya gelmesinden bugüne kadar yaklaşık 35 bin dönüm biz tarım alanını kaybetmiş durumdayız. 35 bin dönüm. Çok ciddi rakam. Ciddi bir rakam. Ve yakın tarihte öngörülen sanayi alanlarını ve ticaret alanlarını ve konut alanlarını da üst üste koyduğumuzda aslında Bursa'nın ovası ciddi anlamda tehlike altında. Oysa 1989-90'lı yıllarda ova koruma planı yapılmış ama Büyükşehir Belediyesi'nin masasında durmaktadır. Yine 2030 1/100.000 çevre düzeni planı yapıldı, bitti. Yüzlerce bilim insanı çalıştı. Günler sürdü, aylar sürdü, hatta bir yıldan daha fazla sürdü. O da maalesef 2 yıldır Büyükşehir'in masasında duruyor. Oysa o plan aynen şunu diyor. Diyor ki Bursa'da 26 sanayi bölgesi var. Bunun 13 tanesi organize sanayi bölgesi. Bundan gayri kesinlikle Bursa'da bir tek metrekare bile sanayi alanı açılmamalı. Tarım alanları mutlaka ve mutlaka korunmalı. Bu var olan sanayi alanları mutlaka rehabilite edilmedi. Çünkü %40, %50 verimlilikle çalışılıyor. Rentable değil. O yüzden kesinlikle yeni bir sanayi alanı açılmamalı. Ama biz biliyoruz ki o plan orada duruyor. Durmasının nedeni de kafalarındaki değişiklikleri, kafalarındaki tahribatı yeniden o planın üzerine işlemek. Bunun en yakın bir belirtisi olarak şunu söyleyebilirim. Karacabey civarında yeni bir sanayi alanı açılacak. 2700 dönüm tarım organize sanayi olarak adlandırılıyor. Ama biz biliyoruz bu ülkede hangi amaçla sanayi alanlarının açıldığını, daha sonra da ne hale geldiğini hepimiz bunu görsel olarak biliyoruz. Daha bu kentin Nülüfer Deresi korkunç derecede kirli akarken, İnegöl'ün bütün dereleri kirli akarken, biz mevcut sanayi bir düzene sokamamışken yeni sanayi alanlarının oluşmasını kesinlikle kabul edemiyoruz. Hemen Mintex'in karşısında yine bir ticaret alanı olarak düşünülen bir yer var. Yaklaşık 2000 dekar civarında mobilya sanayi olarak düşünülmektedir ki bir tarafta İnegöl'ü bir dünyanın, Türkiye'nin mobilya merkezi olarak görmüş bulunuyoruz. Bugün orada MODEF'in açılışına gittik. Hakikaten mükemmel bir gelişme var. Mükemmel bir çalışma var. Ellerinden geleni yapıyorlar. Kaldı ki orada bile 40-50 civarında bir iş yerinin kapandığını biliyoruz. Çünkü bir ekonomik krize doğru sürüklenmiş durumdayız. Orada bile böyle bir sorun varken ama burada tarım toprakları üzerinde yeni bir ahşap sanayi, mobilya sanayi üzerinde bir ticaret alanı oluşturmak isteniyor. Kısaca bunları söyledikten sonra biraz tarımla ilgili bazı şeyler söylemek isterim. Müsaade bir şey soracağım. Tarım organize sanayi bölgesinin şeyi nedir, kapsamı nedir? 2700 dekar. Hayır, yani ne yapacaklar orada? Orada söylenen şu, tarıma dayalı sanayi. Tarıma dayalı sanayi yapılacak. İçi çok net değil, açık değil ama 1/25.000 ve 1/100.000'lik planlarda tarıma dayalı sanayi olarak orada kurulmuş. Yani depolar olabilir, hububat depoları gibi düşünülebilir. Evet. İşte soğuk hava depoları olabilir, ürün işleme merkezleri olabilir, ürün ihracat merkezleri olabilir. Çünkü tarımda tarımsal sanayi ve tarımsal ticareti biz savunuyoruz ve destekliyoruz. Hı hı. Ve tarımdaki doğru bir dönüşüm yapıldığında tarımın bu ülkedeki büyük sorunları da giderebileceğini, istihdamın da büyük bir kısmını giderebileceğini biliyoruz. Yani işsizliği de azaltacağını biliyoruz. Tarımın çok önemli lokomotif bir sektör ve aynı zamanda stratejik bir sektör olarak da
algılıyoruz ve önemsiyoruz bu anlamda. Hı hı. Ama şu andaki süreç çok da böyle değil. Bursa'da en önemli bizim üretim kaynaklarımız, hani armut üretimimiz çok yüksektir. Şeftali üretimimiz çok yüksektir. Zeytin üretimimiz biliyorsunuz şu anda sofralık zeytin tüketiminin bu ülkede %90'lı Marmara bölgesi, İznik'ten Mudanya'ya kalan olan bölgemiz üretmektedir. Bandırma'ya kadar olan bölgemiz üretmektedir. Bu anlamda tarımsal zenginliğimiz çok yüksektir. Ama maalesef tarımda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle girdilerin, mazotun, ilacın, gübrenin fiyatının çok yüksek olması nedeniyle ve üreticinin ve tüketicinin arasındaki o fiyat uçurum farkının maalesef regüle edememesi, dengelenememesi nedeniyle üretici çok az fiyatla malını satmakta, hatta bazen satamamakta, zarar etmekte. Ama öbür taraftan da tüketici çok yüksek fiyatlarla ürün almakta. Bu çarpık düzenden dolayı üretici üretimden vazgeçmektedir. Tüketici de sürekli pahalı tüketim yapmak zorundadır. Sadece 2014 yılı itibarıyla tarımda tam 18 milyar dolarlık bir ithalat söz konusudur. Tam 18 milyar dolarlık. Bunun karşılığında şu söylenebilir. Her şeyi açık konuşmak gerekiyor. 15 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Ama bu ihracatın ithalattan kaynaklanan kısmı %50'dir. Yani biz aslında ihracat yapmıyoruz. İthalatı ihracata dönüştürüyoruz. O yüzden bu daha da acı. Hani ilgililer söylerken böyle söylüyorlar. Hı hı. İhracat fazlamız var gibi söylüyorlar. Böyle bir şey kesinlikle yok. Ham madde açısından bizim tam 18 milyar dolar 2014 yılı itibariyle İthalatımız söz konusu. Bunun içinde ne var diye hani sormak gerekirse 5.3 milyon ton buğday var, 1 milyon ton pamuk var, 56 bin ton kuru fasulye var, 200 bin ton mercimek var, şeker pancarı posası var, yağlı tohumlar var. Yani aslında bu söylediklerimin bütünü bu ülkede üretiliyor olmasına rağmen maalesef üretim yerine sadece ithal etmeyi ve bu ülkede kullanmayı tercih etmiş bir durumumuz söz konusu. Yani biz zeytin şehriyiz. Evet. Az önce İznik'ten Mudanya'ya kadar dedik. Evet. Yenilebilir zeytin şu anda 20 lira kilosu. Maalesef. Maalesef çok acı bir şey daha paylaşmak isterim sizinle. Geçenlerde bakanlarımızdan bir tanesi, hatta hakikaten baktığına inandığım bakanlarımızdan bir tanesi aynen şunu diyor. Türkiye'nin her tarafını zeytin yaptık diyorlar. Biz de aldık şöyle bir inceledik bunu. Hani neymiş bu diye. Bugün bizim rekabet edebileceğimiz, hı hı, ya da karşılıklı tartışabileceğimiz birkaç tane ülke var zeytin konusunda. Bir tanesi Yunanistan'dır, bir tanesi İspanya'dır, bir tanesi İtalya'dır. Bugün Yunanistan'ın tarım topraklarının %8'i zeytine ayrılmıştır. İtalya'nın %10'dur, İspanya'nın %12'dir. Oysa Türkiye'nin zeytine ayırdığı toprak miktarı sadece %2'dir. Yine gıda anlamında zeytinyağı tüketimi üzerinden gittiğimizde Yunanistan 18 litre bölü yılla insanının en çok zeytinyağı tükettiği ülkedir. İspanya 8 litre bölü yıldır, kişidir. İtalya 10 litre bölü kişidir. Bizde maalesef 2 litredir. Sadece 2 litre insanımız yılda zeytinyağı tüketiyor konumunda. Bir şey daha söyleyeyim, ironi olsun. 2015 yılında bu ülke Tunus'tan zeytinyağı da ithal edecek. Evet, onu İlhan Demirel söylemişti programda. Evet, böyle de bir durum var. İlginç. Evet, yani o zaman köylerden kentlere göç Bursa'da devam edecek. Sadece Bursa'da değil, hı hı, 2014 yılı içerisinde söylemek gerekirse, hı hı, sadece 545 bin insan köyde yaşadığı halde tarımı bırakmıştır. Köyde yaşadığı halde tarımı bırakmıştır. Yaklaşık bir o kadar insan köyden kente göç etmiştir. 245 bin insan köyden kente göç etmiştir 2014 yılında. Sadece Ocak, Şubat ayında 125 bin insan tarımdan uzaklaşmıştır. Sadece 125 bin insan bizim Ocak ve Mart ayları sürecinde gerçekleşmiştir. O yüzden Türkiye'de tarımda hızlıca bir dönüşüm vardır ve değişim vardır. Yani şöyle anlatayım aslında. Bizim köylerimizi bilirsiniz. İşte Karaadırı, Gürsüsü, Kesteli, Kazıklısı ya da diğer köylerimiz. Hala meyvecilik yaptıkları için iyi bir noktadadırlar ama bunlar da sürekli yoksulluğa doğru gidiyor. Eskiden kentten bizim köylerimize herkes kızını verirdi. Çok güzel evlilikler olurdu. Şimdi tam tersi var. Artık köylülere şehirden kız gelmiyor. Bizim oğlanlar yavaş yavaş bekar kalacak.
Böyle bir transfer olurlar belki, olan evet, şehirleri bir, alırlar. Böyle bir durum var. Bunu samimiyetimle ve gerçek olarak söylüyorum. Ay, genç. Gerçekten, çünkü artık köylü traktör satmadan, tarla satmadan çocuğunu evlendiremez duruma geldi. Kaldı ki satacak çok fazla bir şey de kalmadı. Büyük bir kısmı da ipotek altında. Özel bankalarda, kooperatiflerde, resmi bankalarda büyük bir kısmı ipotek altında. Çiftçinin bu borçların altında çıkma şansı bu yapıyla yok. Çünkü sistem şöyle işliyor. Artık bu ülkede hani tarım olmuyor, tarım yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Bu ülkede tarım yapılacak ama tarımdaki bütün değişimler, bütün desteklemeler, bütün gelişmeler şirket, kartel ve holding tarımına göre yapılıyor. Küçük ve orta ölçekli üretici sistemden uzaklaştırılıyor. Onun yerine maalesef büyük karteller, büyük şirketler tarım yapacak. Yani bunun birçok örneği var. Biliyorsunuz ülkenin Tayrova çiftliği, bakanlığa ait olan Tayrova çiftliği bir şirkete satıldı. Şirket orayı aldı. Tamamen meyvecilik yapmaya geçti. Yetmez. Aynı şirket 2015 1 Ocak itibarıyla Migros'un %52 hissesini aldı. Yetmez. Aynı şirket 35 bin dekar arazi sahibi olmak istiyor. Yine yetmez. Araştırdık. Bu şirketin ortakları kim, bu kadar parayı nerede buldular diye. Bulduk. Bir Brezilyalı ortak edinmişler. Bu Brezilyalı ortak dünyaya 2 litre portakal suyundan birini pazarlayan şirket konumunda. Yani bu ülkede tarım yapılacak ama tarımı küçük ve orta ölçekli işletmelere yaptırtmayacaklar. Hı hı. Tarımı büyük şirketler ve holdingler yapacak. Biz de tam bunun tersini yapacağız. Bu ülkede yeniden destekleme modelini ciddi anlamda güçlendireceğiz. Küçük ve orta ölçekli çiftçilerin tarıma dönmesini en azından kısa sürede köyden kente göçü mutlaka ve mutlaka önleyeceğiz. Yetmez, ileride tekrar köyden kente doğru bir hareketliliği sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Nasıl olacak? Çünkü biz biliyoruz ki tarımın sorunları ekonomik ya da bilimsel ya da teknik değildir. Tarımın sorunları politiktir. Bakış açısına bağlıdır. Bugün Almanya'nın üreticisi, İngiltere'nin üreticisi, İtalya'nın üreticisi, hatta Amerika'nın üreticisi desteklemeler olmasa batar giderler. Yani ekonomik olarak gelişmiş toplumların bakıyorsunuz tarımı da gelişmiş. Ama yaptıkları iş şu: sanayiden, endüstriden ve diğer kaynaklardan tarıma destekleme ayırıyorlar. Örneğin Avrupa Birliği'nin bütçesi 135 ile 150 milyar avro düzeyindedir. Ama baktığımızda sadece 75 milyar avroluk bir kısmı Avrupa Birliği üreticisine vermektedir. Eğer Avrupa Birliği tamamen desteğini çekse Avrupalı üreticilerden, o üreticiler bizden daha berbat duruma düşerler. Bu çok net. O zaman bizim şunu yapmamız gerekiyor. O milli servet dediğimiz gelirden 2006 yılında çıkan bir yasa gereği %1 milli gelirin %1'i çiftçiye destekleme olarak ayrılması gerekiyor. Oysa bu rakam 2006'dan bu yana kadar 1/5, 1/6'yı geçmedi. Yani bu iktidardan çiftçilerin yaklaşık 49 milyar TL alacağı var. Sadece bu bakımdan baktığınızda bile ciddi anlamda bir kaynak bu. Yetmez, bu yetmez. Mutlaka mazotun fiyatını indireceğimizi çok net bir şekilde söyledik. Girdileri düşürmemiz gerekiyor. Ve çiftçinin kooperatif ve birlik biçiminde örgütlenmesini sağlamamız gerekiyor. Ve ithal ettiğimiz bu ürünlerden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani yeniden üreten bir köylü yapısını mutlaka ve mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor. Buna ihtiyaç var ve bunu yapacağız. Bunun için de her türlü kaynağın olduğunu biliyoruz. Tekniğin de olduğunu biliyoruz. Bunların tek bir açıklaması ve sonucu var. Olaya bakan insanların anlayışı. Biz küçük üreticiden ve üretimden yanayız. Orta ölçekli üretimden yanayız. Kesinlikle şirket tarımının elinde tuttuğu kaynakların, şirket tarıma verilen kaynakların büyük bir kısmının yine aynı şekilde küçük ve orta ölçekli üreticiye verilmesinden yanayız. Ama o küçük ve orta ölçekli üretici şu anda borç içinde. Az önce konuştuk yani. Onlar da hani neden iktidar partisinden yana tavır sergiliyorlar? İstikrar devam etsin diye. Hani o kadar borçları var ki bu borçları öderken işte faiz lobisi devreye girmesin, euro artmasın, dolar artmasın. Yani bu korkularla şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne niye oy versin bu kesim? Bakın, böyle bir korkunun olmadığını anlatmak durumundayız. Çünkü bu ülke insanı zaten kullandığı para Türkiye Cumhuriyeti'nin, Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinin parası değil.
Kullandıkları paralar bu ülkeye gelen yabancı sermaye parasıdır. Yabancı kökenli bankaların parasıdır. Bu para dünyada oldukça fazla. Bütün mesele siyasi bir istikrar ve güven ortamının sağlanması gerekiyor. Bugün son 1,5 ay içerisinde Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası arasındaki yaşadığımız krizin nedeni de budur zaten. Çünkü bu ülke %12 tasarrufla, hatta %11 küsüre düştü tasarrufla, bu tasarruf ettiği parayla bu ülke insanına kredi veremez. Böyle bir imkanı yok. Bu ne demektir? Bu ülke insanı, bu aynı zamanda sadece üreticiler için değil, çiftçiler için değil, yani memuru, işçisi, her türlü tüketici kredisi kullanan, konut kredisi kullanan, araç kredisi kullanan insanlar için geçerli. Bu insanların tümü bu ülkenin parasını kullanmıyor. Yabancı sermayeyi kullanıyor. O zaman şöyle bakmak gerekiyor. Yani bu siyasal iktidar bu parayı sağlarken hangi argümanları kullanıyor, nasıl kullanıyor, ne durumdayız? Bakın son 2 aydır faizlerin düşmesi için Merkez Bankası'na baskı yapan bir cumhurbaşkanı var. Gerekçe de şu, iç pazar daralıyor. Eğer iç pazarı harekete geçiremezse dış pazar daraldı. Yani bir ekonomik kriz var aslında. Sürdürülemeyen bir süreç var. İç pazarı tekrar canlandırabilmek, inşaat sektörünü hızlandırabilmek için faizlerin düşmesi insanların yeniden kredi kullanmasını sağlamak istiyor. Standard & Poor's bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Siyasal iktidar iç pazarı canlandırmayı yerel yönetimler aracılığıyla yapacak ve yerel yönetimler aracılığıyla piyasaya para sürecek ve yerel yönetimler aracılığıyla halkın tekrar borçlarını ortamını sağlayacak. Çok net bir şekilde bunu uyardı. Çünkü bunun doğru bir yöntem olmadığını söyledi. O zaman soru şu. Zaten başkasının parasını kullanıyoruz. O zaman şunu düşünmek lazım. Dünyada kredi faizleri %1-2 iken biz hala ortalama olarak %11 ile en az %11, %20'ye kadar faizle para kullanıyoruz. O zaman zaten biz çok yüksek bir faizle para kullanıyoruz. Oysa gerçekten ciddi bir siyasi istikrar olsa, düzenli bir iktidar sürmüş olsa bizim faizlerimizin %4, %3'lere inmesi lazım ki bu hakikaten bir yol açacaktır. Biz işte tam da bunu yapacağız. Bu ülkedeki borçların tümünü yapılandıracağız. Olabilecek en düşük faiz oranlarını sunarak uzun vadeye yayıp insanların bu girdaptan çıkmasını sağlayacağız. Üreterek, girdilerin fiyatlarını düşürerek üreticilerin tekrar kar etmesini sağlayacağız. Yani bugün 12 yıl önce mazot 90 kuruşken bugün 3.8 kuruş. Yani mazot 3.5 kat artmış, gübre 3.5 kat artmış, ilaç 3.5 kat artmış, işçilik, emek 4 kat, 5 kat artmış. Ürün fiyatına bakalım. Biz armut yetiştiriyoruz, armut üretiyoruz. 2001 yılında biz 90 kuruşa armut sattık. 2013 yılında 80 kuruşa sattık. 2014 yılında 1.2 kuruşa sattık, 1.2 liraya sattık. Ama verim %40 eksik olduğu için 2013'ten aldığımızı bile alamadık. Yani bir tarafta üreticinin girdileri 3 kat, 4 kat, 5 kat artarken maalesef ürün fiyatları hala aynı ortamda devam ediyor. Oysa biz ne yapıyoruz? İthalat yapıyoruz. Niye? Çünkü artık üretmiyoruz. Çiftçi üretmiyor. Terk etti bütün tarlalarını, bağını, bahçesini. Yani bu bağlamda çiftçi bakıldığında yorgun. Özür diliyorum. Bu borçların faizler gelecek. Korku imparatorluğu zaten öyle gelişti Aysun Hanım. İşte biz gidersek gelecek olan iktidar bu halkın aylığını ödeyemez derdi. Biz gidersek gelecek iktidar bu insanların borçlarının faizleri çok yükseleceği için bu ülkede inanılmaz olaylar olacağı için borçları ödenemez hale gelecek dendi. Ya soru şu, yani bu kadar zaten istikrarsızlık varken bu yükselmiyorsa daha istikrarlı, daha güvenli, halkın yeni tercihleriyle oluşmuş yeni bir iktidar neden daha kötü olsun? Bunların yanıtlarını bir başka programda yeniden konuşarak kamuoyuyla paylaşırız diyorum. Evet, konuşacak çok şey var. Evet. Bugün tarım sektörünü konuşmak istedim çünkü o konudaki çalışmalarınızı gayet yakından biliyorum. Ki yetmedi, süremiz de yetmedi bunları konuşmaya ama önümüzdeki günlerde yine parti programı eşliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin neden iktidar olmak istediğini ve bu seçmenin neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek için sizin talepte bulunduğunuzu ayrıntılı konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün 7 Nisan 2015 milletvekili listeleri açıklandı. Birlikte paylaştık. Gün içinde devam eden yayınlarımızda bunları size aktardık.
Önümüzdeki hafta siyaseten de başka konuklarla yeniden karşınızda olmak umuduyla. Barış dolu yarınlar. Hoşçakalın, esen kalın.